Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Gaziantep Nurdağ bölgesindeyiz. Yanımızda Ali Bey ve Miyese Hanım var. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum, sağ olun. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Miyese Çınkı. Evliyim, iki çocuk annesiyim. 22 yıldır bu işi yapıyoruz eşimle beraber. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Ali Çınkı. 22 yıldır bu işin içerisindeyim. Organik pazarda 3-4 ay önce açtık ikinci şubemiz olarak. Eşimle beraber bu sektörde ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında en büyük bence destekçiniz eşiniz. Çünkü kadının elinin değdiği her şey güzeldir diye adlandırabiliriz. Bu sektörde yapmış olduğunuz faaliyetlerle ve vermiş olduğunuz hizmetleri söyleyebilir misiniz? A'dan Z'ye. 22 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Birçok ürünü kendimiz imal ediyoruz. Salça biber olsun, menengiç kahvesi olsun. Yağ ürünlerinin birçoğunu kendimiz sıkıp kendimiz imal ediyoruz. Müşteriye en iyisini ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani ürün çeşitliliği bakımından da oldukça geniş diyebiliriz, değil mi? Tabii. Ürün açısından çok geniş. Tamamen organik ürünler üzerine. Elimizden geldiği kadar da en iyisini halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Peki Ali Bey, bu serüvene başlama süreciniz nasıl ilerlemiştir? Bilgi verir misiniz izleyenlerimize? Bu sektörde salça olarak başladık. Salça ve biber imalatı olarak başladık. Daha sonrasında büro maksatlı bir işletme, bir iş yeri açtık. Devamında yanında mutfak giderlerimizi falan çıkarsın diye baharat sektörüne atıldık. Bu sektörde de Nurdağ'ın buna ihtiyacı olduğunu gördük. Kendimizi geliştirmeye çalıştık. 22 yıldır da sağ olsun halkımızın da Nurdağ'ın katkılarıyla bizi bugüne taşıdılar. 22 yıldır ayaktayız. Bundan 4 ay önce de ikinci şubemizi açtık. Daha geniş segmentte. Tamamen gıda üzerine, hediyeli ürünler üzerine kalitenin en iyisini getirmeye çalışıyoruz. Bulundurmaya çalışıyoruz. Yani farklı bir şubeniz var. Orada da ürün ve ürün çeşitliliğiniz devam ediyor, değil mi? Tabii devam ediyor. Ben oradayım. Eşim sağ olsun, eşimin katkısıyla da, desteğiyle de eşim de buraya bakıyor. Beraber paslaşıyoruz, beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Eşinizin desteği zaten her şeyden önemli diyebiliyoruz. Eşinize destek olurken ne gibi zorluklar sizleri bekledi? Ya büyük zorluklar yaşadık tabii ki. Nişanlılık döneminden beri beraber çalışıyoruz. Baharattı, salçaydı, kurutmaydı. Bayağı zincirleme bir şekilde destek olarak bu işi ilerlettik. Şimdi çocuk büyütmede bayağı bir sıkıntı yaşadım. Nişanlılık dönemimizden beri bu Nurdağ'ın ilk bu baharat sektörünü açan bizdik zaten. Eşim başlattı nişanlılık dönemindeyken. Bir yandan da salçayla uğraştıkları için dükkana bakmak zorunda olduğum için yani eşime ilk şeyi ben o destek şekilde verdim yani. Yani en önemli şey zaten Nurdağ bölgesinde. Evet, ilk defa ilk Nurdağ'da açan baharatçı olarak biziz. Tabii arkamızdan birçok kişiler açtı. Ama biz yine de kalitede ödün vermediğimiz için Nurdağ halkı da sağ olsun bize gereken desteği sağladıkları için bu şekilde bu seviyeye geldik. Yani teşekkür ederim öncelikle. Kaliteden önce de sizin güven ve samimiyetinizle evet. Bence bu şekilde başarı basamaklarını geçtiniz. Tabii ki yani hem kalite hem güler yüz hem mesela ürünlerde herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında. Kötü geri dönüşler aldığınızda ne gibi yani, ister istemez yaşıyoruz. Kötü sonuçlar alıyoruz. O zaman iade geldiklerinde zaman direkt yeni üründen ya da para iadesi olarak geri dönüş sağlıyoruz. Bu şekilde çevreyi çok edindiğimiz için yurt dışına, şehir dışına kargolarla sipariş gönderebiliyoruz. Yani müşteri hiçbir şekilde mağdur etmiyorsunuz. Zaten sizin en büyük farkınız bu. Aynen. Diyebiliriz bu bölgede. Evet. Zaten küçük bir bölgede isminizi evet. Duyurabilmişsiniz. Aynen. En büyük başarınız bu diyebiliriz. Aynen. Aynen öyle. Peki Ali Bey, ürünlerinizi nasıl teminatını sağlıyorsunuz? İmalatınız size mi ait yoksa farklı firmalardan mı alıyorsunuz? Ürünlerimizi Antep, Hatay, Adana gibi illerde temin ediyoruz. Birçok ürün de zaten kendi imalatımız. Salça biber olsun. Zaten salça babam başlattı. Biz devam ettik. Babadan oğula geçen. Babadan oğula geçti. Babam başlattı. Ben kendim devam ettirdim. Babamla beraber bir 3-4 yıl gibi bir zaman çalıştık. Ondan sonra bu işi kendim devam ettirdim. Tabii salçayla biberle kalmadık. Baharatçılığa atıldık. Tohum sektörüne atıldık. Zebze tohumları falan olsun, baharat olsun. Birçok ürünleri de zaten kendimiz imal ediyoruz. Salçada biberde olsun, menengiç kahvesinde olsun, yağ çeşitlerinde olsun. Birçok ürünü kendimiz sıkıyoruz. Kendimizi en iyi şekilde Nurdağ'a
göstermeye çalışıyoruz. Bu firmanızda başka neler mevcuttur? Yapmış olduğunuz yine el emeği, göz nuru. Nurdan'da görmüş olduğumuz çok eksik vardı. Özellikle hediyelik ürünler üzerine. Bunları eşimle ve çevremizdeki insanlarla beraber, tabii çevremizdeki insanlara da sorduk. Burada ne yapabiliriz, ne satabiliriz diye. Yani Nurdan ihtiyacı olan şeyler nelerdir diye. Nurdan en büyük görmüş olduğumuz eksiklik kız görmelerde, isteme çikolataları olsun, ev görmeleri, hediyeli ürünler olsun. Bunlarda çok büyük eksiklikler gördük. Biz de bu iş üzerinde biraz yürümeye çalıştık. Yani şu anda kondollar olsun, ev görmeleri olsun, hediyelik çikolatalar olsun. Tabii kaliteden ödün vermeden. Yanı sıra çömlek işlerine falan girdik. Direkt Nevşehir'den özel yaptırıp getirdiğimiz hediyelik ürünlerimiz var. Eşimle beraber, daha çok da eşimin katkısıyla, çünkü eşim daha çok burayı çalıştırıyor. Ben de dış işlere bakıp buranın eksiklerini gidermeye çalışıyorum. Yani kalitenin en iyisini bulmaya çalışıyorum. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere ulaşabilme adına sosyal medya hesaplarınızı söyler misiniz? Organik Pazar diye Instagram hesabımız var. Organik 2K, Pazar 2R olarak. Organik Pazar olarak Instagram hesabından iletişim numaralarımız da var. Telefon numaralarımız. Oradan bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim. Sıcak kanlınız ve güzel sohbetiniz için bizleri de çok güzel ağırladınız. Sevgili izleyenlerimiz, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Görüşmek üzere.